videoda step motoru jeneratör olarak, ki biz burada daha çok dinamo olarak çalıştırdık. Doğru gerilimi kullandım. Dinamo olarak kullandığımızda nasıl değerler elde ederiz? Onu inceledim. Bayağı da bir gördüğünüz gibi ölçümler aldım. Step motoru hem bipolar bağladım hem unipolar bağladım. Bipolar bağladığımda elde ettiğim işte iki fazdaki gerilim grafiği, unipolar bağladığımda her 4 bobindeki elde ettiğim gerilim grafiğine inceledim. Daha sonra bunu doğrulttum. Hem bipolarda hem unipolarda ve yük bağladım. Yük bağladığımda zamanki davranışını inceledim. Şöyle söyleyeyim, step motoru siz bipolar olarak çalıştırırsanız iki tane fazınız var elinizde ve bu iki fazın aralarındaki faz farkı 90 derece. Bu elde etmiş olduğunuz gerilimi iki bobinin uçlarını birleştirip kullanamazsınız. Yani bir alternatif gerilmiş gibi kullanamazsınız. Birbiri üzerinden çünkü sirkülasyon akımı geçirecektir. Bunları bir tam dalga doğrultma yaptım. Her fazı ayrı ayrı. Ve yapmış olduğum bu işte doğrultulmuş gerilimi yüke bindirdim. Yine unipolarda da ortak bir bobin ucum var ve 4 tane de bobinim var, bobin uçlarım var. Bunları da birer tane diyotla doğrulttum. Ve işte doğrultmuş olduğum gerilimi yine yüke bindirdim. Yine burada da bobin uçlarını birbirleriyle direkt bağlayamazsınız. Çünkü bobinler kendi üzerinden ürettikleri gerilimlere göre sirkülasyon akımları geçirirler. Yani burada mecburuz bir diyotla bu sirkülasyon akımlarını önlemeye. Diyot kullandığınız zaman zaten artı eksi oluşuyor. Ve doğru gerilimimiz oluyor. İşte unipolarda bobinin ortak ucu 4 bobinin. Yani 2-2 bobinin iki ortak ucunu birleştirdim. 4 uçtan da işte almış olduğum gerilime baktım. Şimdi bipolarda dediğim gibi aralarında 90 derece faz farklı iki tane gerilim elde ettik. Unipolarda 4 ayrı gerilimim vardı. Bu gerilimlerin aralarında 90'ar derece faz farkı vardı. Onların ostaskop görüntülerini göreceksiniz bu videoda. Burada elde etmiş olduğum bipolarda olsa, unipolarda olsa gerilimin şekli sinüs formundaydı. Peki gerilimi niye sinüs olarak üretiyor? Gerilimi sinüs üretme nedeni şu. Daha önce birkaç videoda da bahsettim. Ders notlarında da var. Bir kere burada step motorumun mıknatıs olan rotoru dairesel hareket yapıyor ve burada stator ya da gövdedeki sargıları kesiyor. Dairesel hareketin sargılara dik olarak manyetik alan oluşturma açısı sinüs formunda. Yani rotorun dönüşü sırasındaki oluşan açının sinüsü sargıların dik olarak kesecek manyetik alan bileşeni. Birincisi o sinüs formunda olması o nedenden dolayı. Bir de şu var, kutup altına dairesel hareket yaparak yerleşiyor. Buradaki rotorlar, yani buradaki bobinlerin altına dairesel hareket yaparak yerleşiyor. Bu sefer ne oluyor? Rotorun tüm manyetik alanı, örneğin en kutbu olarak düşünün, bobinin altına aynı şekilde alın alına oturmuyor. Ne yapıyor? Dairesel hareketle bir de yavaş yavaş burada ne yapıyor? Manyetik alanı kuvvetleniyor ve bobinle işte altındaki rotorun kutup eksenleri aynı eksene çakışıyor. Daha sonra ayrılmaya başladığında ne oluyor? Bu kutup buradaki bobinin ekseninden çıktığı için ya da işte kutup altından çıktığı için de manyetik alanı azalıyor. O nedenden dolayı sinüs formunda bir gerilim elde ettik. Aslında bir dinamo da olsa elde edeceğimiz gerilim sinüs formudur. Orada sadece sinüs formunu doğru akıma çeviren, biz burada diyotlar kullandık. Orada fırça ve kolektör yapısıyla akımın aynı yönde geçişi sağlanıyor. İndüklenen tüm gerilimler, dairesel hareketli dönme olayıyla indiklenen tüm gerilimler sinüs formunda indiklenir. Burada şundan da bahsedeyim. Yüksek frekanslı sinüslerimiz oldu. Nedeni de şu, bir kere burada step motorda adım açısını küçültebilmek için bobin sayısı fazla. Artı buradaki rotordaki mıknatıs sayısı fazla ki stepin işte adım çözünürlüğünü daha düşük tutabilirim. Ondan dolayı da yüksek frekanslarda bir çalışma yaptık. Altında bir tane çevirici motorum vardı. Düşük devirlerde denemeyi istedim. Çünkü nedeni de şu, 260 devirlerde falan denedim. Nedeni de şu, ya arkadaşların içerisinde ben bunu işte rüzgarla çevireyim, bir basit jeneratör yapayım, dinamo yapayım diyenler olursa o nedenden dolayı düşük devirlerle çevirdik. Yüksek devirlerle çevirdiğimiz zaman doğal olarak daha yüksek gerilimlerde elde ediyoruz ama hani bunun rüzgar gülüğü ne bileyim işte su altına ilave ettim. Bizim köyde dere var. Dere boş akıyor. İşte altına koyayım dönsün. Orada düşük devirler olacağı için düşük devirde denemek istedim.
Burada benim dikkatimi çeken şu oldu. Gerilimleri 4 voltları ya da 8 voltları gördük. Göreceksiniz videonun ilerleyen kısımlarında. Ama yüke bindirdiğim zaman birden gerilimi 1 voltlara kadar düştü. Yani 4 volttan 400 mA 0.5 diyelim biz ona. 0.5 amper akım yüklediğimizde gerilim regülasyonu 4 voltlardan ya da işte 8-9 voltlardan 1 voltlara, 1.5 voltlara ani düşüş yaptı. Bu çok kötü bir gerilim regülasyonu. Hani bunu bir doğru akım dinamosuyla yapsanız, bir de jeneratörle yapsanız bu kadar yüksek gerilim düşmeleri, bu kadar büyük bozulmalar beklemeyiz. Ama step motorda elde etmiş olduğum gerilim regülasyonu çok kötüydü. Şöyle düşündüm. Hani ben bunu bir rüzgar gülü yapayım. Dönsün, gerilim elde edelim. İşte örneğin 3 volt, 5 volt bir gerilim elde ettik. 3-5 voltluk gerilim elde ediyoruz ama direkt çıkışına siz yük bağladığınızda şunun için, şu step motor için, bu step motor 3 voltluk. Normal step sürme akımlarında 1-2 amperden altında olduğunu zannetmiyorum ben bunun. Ama yüke bindiği zaman gerilim 1 voltlara düşüyor. Bu sefer hani burada şu da var. Diyotlar üzerinde düşen gerilim var ama köprü diyot olsa 2 diyot üstünde düşecek. 0.7 0.7, hadi 1.1 deyin, 2 volt bir gerilim düşümü olacak. İşte diğerinde unipolar bağladığınızda işte birer volt düştüğünü düşünün. Ama ona rağmen hani 8 volttan 1-1.5 volta düşmesi ya da işte unipolar bağladığınızda 8 volttan 1 volt düşse ne olur? 4 volttu orada. Düzelteyim. 4 volttan 3 volta düşer. Ama benim ölçü aletinde ölçtüğüm değer 1. Yani gerilim regülasyonları kötü. Bunu engellemek için, orada çünkü yarı iletken üzerinde de gerilim düşümleri olacak. Bunu engellemek için bunun çalışma gerilimi düşük 3 volt. Daha yüksek gerilimlerde, örneğin 24 volt, 48 voltlarda çalışan bir step motor kullanmamız gerekli ki gerilim yüke bindiğinde, ani düştüğünde en azından çıkışında bir 3 volt, 5 volt gibi bir gerilim alalım ki o gerilimi, ne bileyim, bir led aydınlatmada yine ona benzer bir şeyde kullanalım. Bir de gerilim değerini yükseltebilmemiz için bunu yüksek devirlerde çevirmemiz gerekli. Burada 260 devirlerde çevirdim ki 260 devir hani normalde bir rüzgar gülü için yüksek bir devir ama bu step motor için 260 devir çok da yüksek bir devir değil. Daha ne diyeyim ben size, daha yüksek gerilimler elde edebilmemiz için devir sayısında, çünkü E eşittir BL ve sinüs alfa, yani formül belli, hız arttırmanız lazım. Manyetik alanı değiştiremiyorsunuz orada. Rotor sabit mıknatıslı. Gerilimini arttırmanız lazım. Benim elde ettiğim bu denemenin sonucunda bipolar da olsa, unipolar da olsa step motorları siz eğer bir jeneratör olarak çalıştıralım, doğrultalım, yani bir dinamo olarak çalıştıralım, doğrultalım, gerilimini bir yerde kullanalım diyorsanız birincisi yüksek devirlere çıkıyor olabilmeniz lazım. Ya rüzgar gününün önüne dişli, dişli koyduğun zaman da bu sefer rüzgar gününü çevirecek moment miktarını arttırıyorsun. Burada öyle bir şey var. Gerilim regülasyonu çok bozuk. O nedenle hani ya step motorunuz sizin 24-48 volt gibi daha yüksek değerlikli bir step motor kullanmanız gerekli. Ya da işte daha yüksek devirlere çıkabilmeniz lazım. Ya da ne bileyim işte araştırmadım ama belki step derecesi daha ne diyeyim büyük olan, çözünürlüğü daha küçük olan step motorlarla bu işi denemeniz lazım. Denemek isteyen arkadaşlar varsa bunları göz önüne alsın. Dediğim gibi benim buradan çıkardığım sonuç, step motorları eğer siz gerilim elde etmek için kullanıyorsanız gerilim regülasyonları çok kötü. Deneyi nasıl yaptım? Daha önceki videolarda bu disk şeklinde fırçalı doğru akım motorundan bahsetmiştim. Hatta hala şu uçların ne işe yaradığını bulamadık. Bu motoru neden kullandım? Bu motorun devri düşük. Devri düşük olduğu için bu motoru kullandım. Ve üstüne de step motoru bu şekilde yerleştirdim diyelim. Çok derme çatma bir yapı, farkındayım. Ama hem motor çapları birbirlerinden çok farklı. Bunları alın alına getirmek ve arada kuplaj yapmak çok zor. Hem de şunların mil çapları da birbirlerinden 1-1.5 milimetre farklı. Şöyle bir yapı oluşturdum. Bunun sıkıntısı şu. Zaten aşağıdaki motor eski bir motor. Sürtünmeleri fazla bir motor. Yani deneyden önce de bunun dişlerini falan yağladık mağladık ama anca bu kadar oldu. Bu hem sürtünmeleri çok fazla hem yukarıdan yük şeklinde bindiği için sürtünmeleri daha da arttırıyor bu. Ama şu anda denemeler yapmak için benim işimi gördü. Bu şekilde denemelerini yaptım. Burada güç kaynağım var. Güç kaynağımla devre arttırdığımda
Step motorumu çevirdim ve denemelerimi bu şekilde yaptım. Şu anda step motorumuz bipolar bağlı. Döndürmeye başlayayım. Şu anda step motoru 260 devirlerde döndürüyorum. Ve sargılardan bir tanesine ölçü aleti bağlı. 7.6 volt. Boş, şu anda yüklediğim 7.6 volt gösteriyor. Bu ostoskopuma bakayım. Sargıların diğerine bu ostoskop bağlı. Şöyle durdurayım. Ne diyor burada? Frekansın senin diyor 232 volt. RMS değerinde 7.7 volt. Alternatif gerilimde bu ostoskop doğru gösteriyor ama doğru gerilimde düz gerilimin alt kısımlarını almadığı için hatalı gösteriyor. Ama şu anda gösterdiği alternatif olduğu için doğru. 232 Hz'lerde bir gerilim elde ediyorum. 260 devirlerde yükseltelim bakalım. Devir en fazla kaça çıkacak, gerilim ne olacak? Şu anda 435'i gördü devir. Gerilim 11. Tabii frekansı doğal olarak devirle değiştiği için. Şurada durdurayım. 366 Hz'lerde en fazla elde edebileceğim. Şu andaki gönderici motorum sonda. Fazla bile verdim. 400 devirleri gördük. Elde ettiğim değerlerde boştayken bu. Şu anda step motorumuz bipolar bağlı. Elimde iki tane fazım var. İki kanal ostoskopta bu iki faz arasındaki açıya bakacağım. Step motorumun değerini yavaş yavaş arttırıyorum. Belli bir yere geleyim, ondan sonra ayarlayacağım. Fazlardan bir tanesinin gerilimi düşük gibi gelebilir size. Şu fazı. Şu faz daha yüksek gerilimli gibi geliyor ama ölçü aletiyle ölçtüm. Fazların ikisi de aynı gerilim veriyor. Muhtemelen benim ostoskop probundan kaynaklı bir durum var burada. Biraz daha rahat görebilir miyiz? İşte analog ostoskop olunca onda böyle bir kötülüğü var. Şimdi burada daha rahat yakalayacağız bir de. Dikkat edecek olursanız, bir durdurabilsem şunu var ya. Dikkat edecek olursanız iki faz arasında 90 derece bir faz farkı var. Şu anda step motorum unipolar bağlı. Bu şekilde elde edeceğim gerilim değerlerine bakalım. 20 voltlara çıkalım. Ayarlı güç kaynağında. 20 voltlara çıktım. 3.75 volt. Evet, 3.65 gösteriyor ostoskopta. Şu. Frekans yine 220. Frekansta bir değişiklik yok. Şu frekans, şu da efektif değeri veriyor. 260 devirlerde mi? Bipolarda. Evet, 259-260 devirlerdeyiz şu anda yine. 258. Şu anda step motoru unipolar bağladım ve elimde 4 tane uç var. Uçlardan bir tanesini baz olarak kabul ettim. Referans olarak kabul ettim. Diğer 3 uca ostoskopun diğer kanallarını gezdireceğim. Yani şu anda kırmızı kabloyu ben baz olarak kabul ettim. Kanalın bir tanesinde ostoskopun o var. 4 kanal ostoskop olmadığı için diğer kanalı gezdire gezdire aralarındaki faz açısını görmeye çalışacağım. Görüyorsunuz. Şu anda bağlı olan kablo, bu step motorun uçlarını ben daha önce bir videoda bulmuştum. Kırmızı, yeşil, kırmızı beyaz ve yeşil beyaz kablolarına sıralı olarak touch verdiğinizde adım atıyordu. Şu anda kırmızıyı baz aldım, bir sonraki adım atan yeşildi. Ostoskopun kanalından bir tanesi de yeşile bağlı. Ve aralarında bir sonraki adımla arasında 90 derece faz farkı var. Yeşilden sonraki adım hangisiydi? Kırmızı beyazdı. Kırmızı beyaza bağlıyorum. Biraz yükselteyim değeri. Daha net görürsün. Aslında kırmızı beyaz aynı bobin.
Ama unipolar bağladığımız için akım ters yönde geçiyor burada. Ve dikkat edecek olursanız aralarında tam 180 derecelik faz farkı var. En son adım yeşil beyaz kablomdu. Yeşil beyaz kabloma bağlantı yapayım. Yeşil beyaz kabloma bağlantı yaptığımda da aslında şu anda hangisi birinci faz, hangisi ikinci faz bilmiyoruz ekranda. Şu anda 90 derecelik faz farkı varmış gibi gelebilir size. Ama şu anda faz farkı, hani hangisi birincisiniz, hangisi ikincisiniz bilmediğimiz için aradaki faz farkı şu anda aslında 270 derece. Step motorumu şu anda bipolar bağladım. Ve şimdi bazı ölçümler yapacağım. Yine 260 devirlere kadar yükselteyim. 257, 255, tabii kendi sürtünmeleri devreye girdiği için 260 kabul edelim. Ürettiği gelip sargının ikisini seri kullandığı için burada demin unipolardaki iki misli, yani 8.2 volt. Bu an döndürücü motorum şu anda 0.59 amper akım çekiyor. Devir düştü gibi sanki. Bir daha bir bakayım. 261 devir. 8.4 volt iki sargı seri olduğu için bipolar ve unipolar iki misli gerilim alıyoruz. Ostaskopu şimdi sağ solu dağıtmadan şöyle bir bakalım. Hani oynatınca bir yerler çıkacak. Şu anda yine doğru gerilim veriyor dalgalı. 760'larda falan frekans. Bak yine devirde düşme oldu. Çünkü aşağıdaki çevirici motorumun sürtünmeleri çok fazla, eski bir motor. 267'de bırakayım. 1.1 amper akım çekiyor. Şimdi 8.4 volt gerilim var. Şimdi yüke bindirelim bakalım ne yapacak. Oo. 0.37 amper akım çekiyor. Şu anda yüküm 0.37 amper akım çekiyor. Gerilimim 800 voltlardan 1.1 volta düştü. Tabii yüke bindiği için de doğal olarak döndürücü motorum akım çekti. Devir 216 volt düzeltiyorum. 216 devirlere kadar düştü. Şimdi şöyle bir durdurayım. Şu ucu çıkarıp göstereyim. Dikkat edecek olursanız demin dalgacık daha fazlaydı. Dalgacık azaldı çünkü yüke bindiği zaman gerilim düştüğünde gerilim o tepe değerleri, maksimum değerleri aşağı düştüğünde daha doğru bir gerilim elde edebiliyoruz. Kamerayla en geniş açıda alabileceğim nokta bu. Şu anda step motorum unipolar bağlı. Çeşitli ölçümler yapacağım. Şu anda unipolar bağlı step motorun 4 bobin grubu var. Orta ucu şasi olarak aldım şu. Diğer 4 bobinin uçlarını burada tek yönlü olarak diyotlardan geçirdim. Ve diyotların çıkışı benim için şu an artı. Bu şekilde çalıştırıp bir grafiği görmeye çalışalım. Şu anda bir devrime bakayım. 7260'larda tutmaya çalışıyordum. Yükseltmem lazım. Devrim şu anda 256 civarında. 256. Şu arayı da biraz açayım. Şu anda şöyle yapayım. Elde etmiş olduğum gerilimin grafik şekli bu. Görüyorsunuz.
Tabii verdiği RMS maksimum minimum değerleri burada doğru değil. Çünkü bu osiloskopun şöyle bir sorunu var. Tam doğrultulmuş kısmın alt kısmını kabul etmiyor. Demin alternatifte düzgün değer gösterdi ama kabul etmiyor. Frekansında 818 Hz. Bir tek burada frekans doğru, bir de grafik şekli 818 Hz veriyor. Ne oldu? 2. Evet, 200 Hz'lerde falan, 4'le çarptık. Şimdi grafik şekli bu, doğrultulmuş. Burada da ölçü aletimle bakıyorum. Doğrultulmuş gerilimin değeri 4 volt. 4 volt doğru gerilim alıyorum step motorun çıkışından. Şu 0.74 ne? 0.74 aşağıdaki çeviren motorun 0.74 şeyden, güç kaynağından çektiği akım. Burada yine bir ampermetrem var. Bunu da şimdi step motoru yüke bağladığımda bu ampermetrenin step motordan çekilen akım değerini gösterecek. Evet, uçlar burada. Şunu alalım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bir tane şey kullanacağım burada. Foto lambası. Deviri bir daha bakayım. 260'larda falan tutmaya çalışıyorum. Düşmüş. Tabii yatak sürtünmeleri falan giriyor işin içerisine. Şu anda 261 devirde 4.3 volt gerilim alıyorum. Yükü bir oluşturayım bakalım. Değerler ne olacak? 0.93 amper aşağıdaki çevirici motor güç kaynağından akım çekiyor. Şu anda lamba yanmıyor bile. O kadar söyleyeyim. Ama ne oldu? 0.4 amper step motordan akım çekiyorum. Az önce 4.1 volt olan benim step motor çıkış gerilimim birden 1'e düştü. 1 ampere düştü. Şu anda aşağıdaki çevirici motorunda çekmiş olduğu akım arttı.